Aile sunuma dönüyoruz. Sunuma başlamadan önce vurgulamak isterim ki Merkez Bankası'nda temel amacımız fiyat istikrarıdır. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeleri yakından takip ediyoruz. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları da aldık ve almaya devam edeceğiz. Bu nedenle konuşmam ve sonrasındaki soru-cevap oturumumuz yalnızca enflasyon ve para politikası odaklı olacaktır. Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecindeyiz. Geçiş sürecinde piyasalar kendi içsel dinamiklerinde dengelenmektedir. Döviz kurunda gözlenen düzeltme ve mali disipline yönelik tedbirlerin sonucunda enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. Diğer taraftan bu süreçte 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Faiz artırım kararlarımız, miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırma kararlarımızın birikimli, olumlu etkilerinin bir kısmını 2023'ün sonunda ve özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler, yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervleri bırakacaktır. Söz konusu gelişmeler sonucunda enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacaktır. 2025 yılı sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır. Kalıcı olarak gerileyen enflasyona yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir. Konuşmamda ilk olarak bir önceki enflasyon raporundan bu yana açıklanan veriler ışığında küresel ekonomi ve enflasyona dair değerlendirmemizi paylaşacağım. Sonrasında para politikası stratejimizi ve orta vadeli enflasyon tahminlerimizi sunmak istiyorum. Küresel büyüme zayıf seyrine devam etmektedir. Türkiye'nin ihracat yaptığı 110 ülkenin büyüme oranları ve ihracatımızdaki payları kullanılarak oluşturulan küresel büyüme endeksi bir önceki rapor dönemine göre kayda değer bir değişim göstermemiştir. 2022 yılı ile kıyaslandığında dış talep yıllık bazda yavaşlamaktadır. Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından Euro bölgesinde flash imalat PMI göstergesi Temmuz'da 42,7 ile pandemiden bu yana en düşük düzeye gerilemiştir. Çin ise yılın ikinci çeyreğinde %0,8 oranında büyümüştür. Bu büyüme beklentilerin altında kalmış ve ilk çeyreğe göre önemli bir yavaşlamaya işaret etmiştir. Küresel büyümedeki yavaşlamanın da katkısıyla emtia fiyatları ve arz koşullarındaki olumlu görünüm bu rapor döneminde de devam ediyor. Emtia ana endeksi bir önceki yıla göre %18,3 oranında gerilemekle birlikte uzun dönem ortalamalarının üzerindedir. Diğer taraftan küresel ekonomik faaliyet sektörler arasında ayrışmaktadır. Sanayi üretimi zayıf seyrederken talep koşullarını daha fazla yansıtan hizmet sektörü gücünü koruyor.
Küresel hizmet PMI endeksi yılın ikinci çeyreğinde artarak 54,9 düzeyine ulaşmış ve eşik değer üzerindeki seyrini sürdürmüştür. Diğer taraftan imalat sanayi PMI göstergesi 49,3 ile eşik değerin altında kalmaya devam etmiştir. İmalat sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki ayrışma gelişmiş ülkelerde çok daha belirgindir. Büyüme oranlarındaki gerileme ve sanayi üretimindeki zayıflık emtia fiyatları kanalıyla enflasyonu olumlu etkilemektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortalama tüketici enflasyonları sırasıyla %4,2 ve %5,1 seviyelerine gerilemiştir. Söz konusu düşüşe rağmen enflasyon gelişmiş ülkelerde %2, gelişmekte olan ülkelerde ise ortalama %3,5 olan hedef değerlerin belirgin üzerindedir. Küresel çapta iş gücü piyasalarındaki sıkılık ve iç talepteki canlılık nedeniyle hizmet enflasyonlarında gözlenen katılık, çekirdek enflasyonlardaki ve beklentilerdeki düşüşü de sınırlamaktadır. Çekirdek enflasyon, rapor döneminde sınırlı oranda gerileyerek gelişmiş ülkelerde %4,8, gelişmekte olan ülkelerde %5,6 olmuştur. Enflasyonun ve özellikle çekirdek göstergelerin yüksek seviyesi sonucu merkez bankaları parasal sıkılaştırmaya devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerin tamamında olmak üzere takip edilen toplam 27 ülke merkez bankasının 19 tanesinde enflasyon halen hedeflerin üzerindedir. Enflasyonda pandemi sonrası yükseliş ülkeler arası da birbirine yakın zamanlarda başlamıştır. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerin faiz artırımlarına gelişmiş ülkelerden daha erken başladıkları ve çekirdek enflasyonu düşürmekte de daha başarılı oldukları görülmektedir. Değerli katılımcılar, küresel enflasyon ve para politikalarına değindikten sonra şimdi ülkemizdeki enflasyonla dair tespitlerimizi paylaşmak istiyorum. Ülkemizde enflasyon Ekim ayındaki zirve noktası olan %85,5'tan Haziran ayı itibariyle %38,2'ye gerilemiştir. Bu gelişmede döviz kurundaki istikrar ve gerilemeye başlayan küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. Alt grupların Haziran ayı yıllık enflasyonuna olan katkılarına baktığımızda enflasyonun gerilemesine en büyük katkı küresel emtia fiyatlarından olumlu etkilenen temel mal, gıda ve özellikle enerji kalemleri olmuştur. Diğer taraftan enflasyondaki ataleti yansıtan hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair bir dizi göstergeyi rutin olarak takip etmekteyiz. Bankamızda enflasyonun ana eğiliminin tespitinde hem BC endeksleri gibi dışlama yöntemine dayalı yaklaşımlar hem de satrim, medyan enflasyon gibi istatistiki yöntemler kullanmaktayız. Yakın dönem dinamiklerini daha iyi anlamak adına bir momentum göstergesi olarak aylık ya da 3 aylık mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon verilerini de inceliyoruz. Takip ettiğimiz geniş kapsamlı gösterge seti, Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde güçlenmeye işaret etmiştir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur gelişmeleriyle hizmet enflasyonundaki katılık belirgin olmuştur. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler, iktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talebin etkili olduğunu göstermektedir. Perakende satış hacim endeksi, yerli kartlarla yapılan harcamalar, ciro endeksleri tüketimde ivmelenmeye işaret etmektedir. Tüketicilerin dayanıklı tüketim harcaması yapma planları ikinci çeyrekte hızla artmıştır. Otomobil ve beyaz eşya satışları geçmiş dönem ortalamalarının da oldukça üzerindedir. İç talebin seyrine ilişkin özetlediğim görünüme karşın toplam arz daha ılımlı seyretmektedir. Sanayi üretimi ve ihracatın yıllık artışı 2022 yılının ikinci yarısından itibaren dış talep ile birlikte yavaşlamaktadır.
İlk çeyrekte yaşadığımız deprem felaketi kaynaklı üretim kaybı, ikinci çeyrekte telafi edilmekle birlikte söz konusu göstergelerin yıllık artış oranları sıfıra yakındır. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında kapasite kullanım oranlarındaki düşüş, ilk çeyrekte afet kaynaklı olarak devam etmiştir. Kapasite kullanım oranları Temmuz ayında halen bir önceki yıl seviyesinin altındadır. İç talep ve üretime ilişkin görünüm, toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğini işaret etmektedir. Takip ettiğimiz çıktı açığı göstergelerinin ortalaması, 2022 yılının ikinci yarısında zayıflama eğilimi sergiledikten sonra 2023 yılı ikinci çeyreği itibariyle %2,3 seviyesine ulaşmıştır. Talebin uzun bir süre arzdan daha hızlı gelişmesi enflasyon üzerinde önemli bir risk oluşturmaktadır. Arz ve talebin uyum içinde hareket etmesi fiyat istikrarı, fiyat istikrarı da sürdürülebilir büyüme için çok önemlidir. Bu nedenle seçici kredi sıklaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacaktır. Yurt içi talebin hızlı büyümesi sonucunda 2023 yılının ilk 6 ayında ithalatımız enerji fiyatlarının 12 milyar dolara varan düşürücü etkisine rağmen %4'ün üzerinde artarak 185 milyar dolara ulaşmıştır. Küresel gelişmeler, kredi genişlemesi ve belirsizlik algısı nedeniyle altın ithalatı ilk yarıda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 11 milyar dolar artmış ve önceki yıl seviyesinin 3 katının üzerine çıkmıştır. İç talepteki hızlanmaya bağlı olarak tüketim malı ithalatı 8 milyar doları aşan bir artışla bir önceki yıl tutarının 1,6 katına çıkmıştır. İfade ettiğim gelişmeler sonucunda Mayıs ayı itibariyle 12 aylık birikimli cari açığımız 60 milyar dolardır. Yılın ikinci yarısında ise parasal sıkılaştırmanın etkileri ve hizmet gelirleri kanalıyla cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşmeyi öngörmekteyiz. Güçlü iç talep hem doğrudan hem de cari denge kanalıyla enflasyon ve döviz kurlarını etkilemektedir. Kur gelişmelerinin enflasyona yansıması maliyet, bilanço ve beklenti gibi farklı kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Maliyet kanalına odaklandığımızda 2018 yılına kadar gerileyen döviz kuru geçişkenliği katsayısı tahmini son dönemde tekrar yükselmeye başlamıştır. Beklenti ve maliyet kanallarını ayrıştıran parametreleri zamana göre değişen Phillips eğrisi modelinin bulguları mevcut durumda geçişkenliğin %25 civarında olabileceğini ima etmektedir. Kur geçişkenliği sektörler arasında değişkenlik göstermekle birlikte döviz kuru geçişkenliğindeki artış tüm sektörler için geçerlidir. Bu ortalama bir etki olup geçişkenlik ekonominin durumuna göre değişebilmektedir. Geçişkenlik özellikle talep koşullarının güçlü olduğu dönemlerde hızlı gerçekleşir. Faiz artırımı, miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi sıkılaştırması ile güçlendirdiğimiz parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecektir. Ücret artışları özellikle emek yoğun sektörlerde maliyet artışlarına yol açmaktadır. Analizlerimiz asgari ücret artışına en duyarlı sektörlerin idari destek hizmetleri, lokanta otel, toptan perakende ticaret gibi sektörler olduğunu işaret ediyor. Hesaplarımıza göre ücret artışlarının çoğu önümüzdeki birkaç ayda fiyatlara büyük ölçüde yansımış olacaktır. Bu durum ilerleyen dakikalarda sunacağım tahmin patikasına da yansıtılmıştır. Hizmet sektöründeki fiyat artışları yüksek seviyelerini sürdürmekte, hizmet enflasyonu mal enflasyonuna kıyasla katılık arz etmektedir.
İçinde hem hizmet hem de temel malları barındıran B endeksi yıllık artış oranı zirve noktası olan %77'den %46,6'ya gerilerken hizmet enflasyonu %55'in üzerinde katılaşmıştır. Fiyatı artan kalemlerin azalanlara kıyasla ağırlığını gösteren yayılım endeksi hizmet sektörü için hesaplandığında tarihsel ortalamayı aşmaktadır. Fiyat artışları sektör geneline yayılmaktadır. Hizmet sektöründe zamana bağlı fiyatlama davranışı daha yaygındır. Hizmet kalemleri fiyatlama davranışları uyarınca enflasyonist etkilerin uzun bir zamana yayılmasına neden olur. Eğitim ve sağlık hizmetleri ile kira gibi fiyatları yılın belirli dönemlerinde değişen kalemlerin daha fazla atalet sergilediğini görüyoruz. Temel mallarda 0,6 olan atalet katsayısı eğitim kirada 0,9'un üzerindedir. Yükselen konut fiyatları ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışına ek olarak gayrimenkul piyasasındaki arz talep uyumsuzlukları kira artışlarını yukarıya çekerek enflasyon üzerinde etkilidir. Gıda, ücret ve turizm kaynaklı gelişmelerden önemli ölçüde etkilenen lokanta ve otel alt gruplarında aylık artışlar süreklilik gösteriyor. Hizmet sektöründeki bu gelişmelere paralel olarak enflasyon beklentileri de bir süredir yüksek seviyelerde katılık göstermekte ve son aylarda tekrar yükselmektedir. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlıdır. Dezenflasyona geçiş döneminde parasal sıkılaştırmanın öngörülebilirliğinin sağlanması ve birikimli etkileriyle talebin dengelenmesini bekliyoruz. Dezenflasyon dönemi ise enflasyon beklentilerinin yeniden çapalanmasıyla hızlanacaktır. Saygıdeğer konuklar, para politikamızın hedefi fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarı enflasyonda kalıcı bir şekilde gerilerken oynaklığının da azaltılmasını hedeflemektir. Fiyat istikrarı makro finansal istikrarın olmazsa olmazıdır. Bu amaçla güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini Haziran ayında başlattık. Bu sürecin kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını da vurguladık. Faiz artırımlarını miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırmasıyla güçlendirerek enflasyonun ana eğilimini düşürmeyi ve beklentileri çıpalamayı hedefliyoruz. Tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar da kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Haziran PPK toplantısı öncesinde para politikasının etkinliğinin güçlendirilmesine ilişkin iki önemli başlık belirledik. Birincisi, piyasa faizleri ile politika faizi arasındaki farkın azaltılmasıydı. Haziran'daki ilk PPK kararımızdan evvel politika faizi %8,5 iken mevduat faizi ortalamada %40'ların üzerine çıkmıştı. Haziran PPK kararının parçası olarak faiz artırımının yanı sıra makro ihtiyati çerçevede sadeleşme sürecinin ilk adımını mevduatlarda menkul kıymet tesisi uygulaması ile devreye aldık. Bu adımların hemen akabinde 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yaklaşık 12 puan gerileyerek %30 seviyelerine gelmiştir. Sürece mevduatlardan başlamamızın nedeni bankacılık sektörünün en bağlayıcı kısıtı durumunda olması ve piyasaların işlevselliğini ve fiyat davranışlarını olumsuz etkilemesidir. Böylelikle makro ihtiyati çerçevedeki sadeleşme süreci faiz artırımının yanı sıra politika faizinin etkinliğini dengeli bir şekilde arttırmıştır. İkinci gözlemimiz, bireysel kredilerdeki hızlanmanın enflasyonist etkilerinin kontrol altına alınmasıydı. 2023 yılının ilk 6 ayında bireysel krediler kredi kartlarında %70'i, taşıt kredilerinde %68'i aşan oranda yükselmiştir. Bireysel krediler toplamda %40 artmıştır. 2 trilyon Türk lirasının üzerine çıkmıştır.
Bu yılın ilk ve ikinci çeyrek büyümeleri son 10 yıllık ortalamanın 3 katının üzerindedir. Kredi genişlemesi iç talebi körükler, beklentileri bozar, ithalatı ve cari açığı da artırmaktadır. Temmuz PPK toplantısında faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma kapsamında seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızla kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz. Kredilere ek olarak likiditeyi de miktarsal sıkılaştırma yaparak sterilize ediyor, böylelikle faiz artırımlarının etkisini de kuvvetlendiriyoruz. Özetle, parasal sıkılaştırma sürecimizde kademeli ve istikrarlı faiz artırımlarını miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırması ile daha bütünsel ve daha güçlü hale getiriyoruz. Haziran ve Temmuz ayı PPK toplantılarında aldığımız kararlarla politika faizini %8,5'tan %17,5'a toplam 900 bas puan yükselttik. Politika faizini 2 ayda 2 katının üzerine çıkardık. Menkul kıymet uygulamasında sadeleştirme kararımızla birlikte politika faizimiz yükselirken mevduat faizleri de geriledi. Mevduat faizleri enflasyon beklentileriyle daha uyumlu seviyelere geldi. Bununla birlikte mevduat faizlerinin dolarizasyonu arttırmayacak bir seviyede bulunmasını da önemsiyoruz. Bu nedenle Türk lirası likiditesinin dengesini gözeterek miktarsal sıkılaştırma yapılmasına karar verdik. Böylelikle sistemde biriken fazla likidite zorunlu karşılıklar yoluyla sterilize edilecektir. Etki analizlerine göre değişiklik ile sistemden 450 milyar TL ile 500 milyar TL arasında likidite çekilmiş olacaktır. Finansal kaynakların arz yerine tüketime yönelerek fiyat istikrarını bozmasını seçici kredi sıkılaştırmasıyla engellemeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda taşıt kredilerinde %3 olan büyüme sınırını %2'ye indirdik. Yatırım, ihracat, tarım, esnaf kategorileri dışında kalan diğer ticari kredilerde %3 olan büyüme sınırını %2,5'a çektik. Kredi kartı nakit kullanımları ve kredi mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranlarını da yükselterek iç talebin dengelenmesini destekliyoruz. Faiz uygulamalarına geldiğimizde ihracat ve yatırım hariç Türk lirası ticari kredilerde birinci kademe kaldırılmıştır. Firma kredilerinde faiz sınırının tek kademe olarak uygulanması arz talep dengesine ilave bir katkı sağlayacaktır. Belirtmek isterim ki tüm araçlarımızı bütüncül bir anlayışla ve kararlarımızın olası etkilerini dikkatle analiz ederek ve optimize ederek kullanıyoruz. Aynı anlayışla kademeli ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Merkez Bankası Uluslararası Rezervleri Haziran ayından itibaren güçlü bir artış göstermektedir. Brüt uluslararası rezervler 2022 yılı sonu itibariyle 128,8 milyar dolar seviyesinden Mayıs sonunda 98,5 milyar dolara gerilemiştir. Rezervlerimiz 14 Temmuz itibariyle yaklaşık 15 milyar dolar artmış ve 113 milyar doların üzerine yükselmiştir. Risk primine baktığımızda da olumlu bir görünüm söz konusu. 5 yıl vadeli CDS primi yurt içi belirsizliklerin etkisiyle Mayıs ayında 700 baz puan üzerine çıkarak bu yılın zirve seviyesine ulaşmıştı. Haziran ayından itibaren belirgin bir düşüş eğilimi başlamış ve bugün itibariyle 435 puan düzeyine gerilemiştir. Risk primlerindeki düşüşle birlikte Haziran ayından itibaren 1,5 milyar doları aşan net portföy girişi gerçekleşmiştir. Piyasadaki kur oynaklıklarının da gerilediğini görüyoruz. Bir ay vadeli Amerikan doları Türk lirası opsiyonlarının ima ettiği kur oynaklığı Mayıs ayındaki zirve seviyesi 57 puandan 25 Temmuz itibariyle 20 puan düzeyine hızla gerilemiştir. Benzer şekilde Mayıs'ta 47 puan seviyesini gören 12 ay vadeli opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı da 25 Temmuz'da 30 puanın altına gerilemiştir. Para politikası stratejimizin piyasalar üzerinde olumlu etkilerini görmeye başladık.
rezervlerimiz güçlenmekte, finansman koşulları iyileşmekte ve ima edilen kur oynaklığı azalmaktadır. Değerli katılımcılar, şimdiye kadar özetlediğim ve tahminlerimizin başlangıç noktasını ortaya koyan iktisadi görünümün ardından sizlerle orta vadeli tahminlerimizi paylaşacağım. Dış talebi özetleyen küresel büyüme endeksine ilişkin varsayımlarımızı 2023 yılı için sınırlı olarak yukarı, 2024 yılı için de aşağı yönlü güncelledik. Bir önceki enflasyon raporundan bu yana spot ve vadeli piyasalarda ham petrol fiyatları öngörülerimizle uyumlu gerçekleşti. Petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımız yatay seyretmiştir. Emtia ve enerjide vadeli piyasalara yansıyan jeopolitik ve arz yönlü etkiler nedeniyle 2024 yılına ilişkin ithalat fiyatları varsayımlarımızı yukarı yönlü güncelledik. Yurt içi gıda fiyatlarındaki artış eğilimi ise arz yönlü sorunlar ve piyasa yapısındaki yetersizlikler nedeniyle devam ediyor. Son dönemde kırmızı et ve kırmızı ete bağlantılı işlenmiş gıda ürünlerinde belirgin artışlar gözlendi. Kırmızı et yanında arz koşullarının etkilendiği sebze fiyatlarında da yüksek oranlı artışlar gözledik. Önümüzdeki dönemde gıda fiyatları enflasyonunun 2023 yılını %61,5 seviyesinde, 2024 yılını %35 düzeyinde tamamlayacağını varsayımını tahminlerimize yansıttık. Saygıdeğer konuklar, bu çerçevede enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi %58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi %33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun %15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Tahmin patikamızdaki revizyon 2023 yıl sonu için 35,7 puan, 2024 yıl sonu için 24,2 puan olmuştur. Tahminlerimizdeki bu önemli değişikliğin kaynaklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kapsamda bir önceki rapor dönemine göre Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarındaki gelişmeler 2023 yıl sonu enflasyon tahmini 7,5 puan yükseltirken 2024 yıl sonu enflasyon tahminimizi 8,3 puan yukarı çekti. Bu gelişmede döviz kuru gelişmeleri temel belirleyici olmuştur. Gıda fiyatları gerçekleşmenin ve varsayımlardaki artışın etkisinden dolayı tahminlerimizi 2023 yılı için 8,5 puan, 2024 yılı için ise 6 puan yukarı yönde etkiledi. Ayrıca hane halkına yapılan transferler, vergi, ücret ve yönetilen yönlendirilen fiyat ayarlamaları gibi diğer ekonomi politikalarındaki değişiklikler ise 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi 7,5 puan yukarı yönlü etkilerken 2024 yıl sonu enflasyon tahminimizi 3,6 puan arttırdı. İç talebin tahminimizden güçlü seyretmesi 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi 1,3 puan, 2024 yıl sonu tahminimizi ise 0,4 puan yukarı çekti. Son olarak tahmin sapması ve tahmin yaklaşımındaki değişimin etkisi 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi sırasıyla 10,9 ve 5,9 puan arttırmıştır. Sunduğumuz enflasyon patikasında yaptığımız yukarı yönlü değişikliğin tahmin yaklaşımı kaynaklı temel nedeni, önceki raporda sunulan patikada ara hedef olma özelliğinin öne çıkarılması, mevcut projeksiyonlarımızın ise değişen makroekonomik görünümle birlikte Merkez Bankası'nın teknik tahminleri çerçevesinde oluşturulmuş olmasıdır. Enflasyon tahminlerimiz, politika tepkilerimizi ve bununla ve bunların birikimli etkilerini de içermektedir. Para politikası tepkimizi enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak veriyoruz. Enflasyonun ana eğilimini etkileyen parasal ve finansal koşulları yakından analiz ediyoruz. Politika faizini kademeli olarak arttırırken makro ihtiyati çerçevede sadeleştirme süreciyle hem piyasa mekanizmalarının işlevselliğini arttıracak
hem de piyasa faizlerinin enflasyon beklentileriyle daha uyumlu bir noktada şekillenmesini çalışacağız. Bunun yanında seçici kredi sıkılaştırması yoluyla enflasyonu hedefleyen dengeleyici adımlar atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Miktarsal sıkılaştırma kararlarımız ile birlikte döviz kuru ve iç talep üzerinde aşırılıklar oluşturmadan Türk lirası likiditenin istikrarlı gelişimini temin edeceğiz. Çalışmalarını başlattığımız ve bir süre sonra açıklayacağımız üzere Türk lirası tasarruf enstrümanlarını çeşitlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesini destekleyeceğiz. Merkez Bankası, güven, istikrar ve şeffaflık prensipleri doğrultusunda tamamen verilere dayalı ve tam bir koordinasyon içinde karar verecektir. Kararlarımızın enflasyon, piyasalar, parasal ve finansal koşullar üzerindeki etkilerini sürekli ölçerek parasal sıkılaştırma sürecini dinamik olarak optimize edeceğiz. Kademeli ve istikrarlı ilerleyişimizle birlikte amacımız beklentilerin yeniden çıpalanmasını sağlamakla birlikte öngörülebilirliktir. Konuşmama son verirken, başta para politikası kurulu üyelerimiz ve araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımız olmak üzere rapor süreci ve basın toplantısı ile ilgili hazırlıklarda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz. Teşekkürler. Evet, yılın üçüncü enflasyonu açıklanıyor. Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan tarafından yılın üçüncü enflasyon raporunu takip ediyoruz. Yeni döneminde ilk enflasyon raporu. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini Merkez Bankası tarafından %58'e yükseltildi 2023 yıl sonu için. 2024 yıl sonu tahmini ise %33 seviyesinde oldu. Önemli mesajlar da veriliyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başlandığı belirtildi. Aynı zamanda parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz mesajı da verildi. Sadece sorularınızı, para politikası enflasyon odaklı sorularınızı sorabilirseniz zamanımızı daha da etkin kullanmış oluruz. 2-3 soru alıp toplu şekilde cevap vermeye çalışacağım. Soru sormadan önce kendinizi tanıtıp kurumunuzu da söylemenizi rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Sayın Başkan, Ahmet Ergen, NTV Televizyonu. Şimdi toplantı öncesinde de açıkçası sormayı planladığım konulardandı. Siz de sunumunuzda değindiniz. Mevduat faizleriyle enflasyon beklentilerinin uyumunu önemsediğinizi ifade ettiniz ve miktarsal sıkılaştırma konusundaki adımların da bu amaca dönük olduğunu ifade ettiniz. Şunu sormak istiyorum. Burada makul gördüğünüz seviye, noktasal olmasa bile bir aralık olarak sormak istiyorum. Tasarruf sahiplerini enflasyondan koruyacak o makul gördüğünüz seviye aralığı nedir? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İkinci soruyu alalım. Buyurun. Merhaba, Fox Haber'den Beril Ötkan. Öncelikle tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Faiz artırımına siz de sunumunuzda değindiniz tabii ki. Fakat bazı eleştiriler var. Faiz artırımının yetersiz kaldığı ve Merkez Bankası'nın bağımsız karar alamadığı yönünde. Bir de yine bununla bağlantılı olarak faiz sebep enflasyon sonuç tezini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Faiz sebep enflasyon sonuç mu? Teşekkürler. Tek soru alabilirsek arkadaşlar, teşekkür ederim. Şurada bir arkadaşımız vardı, orayı da alalım. Nezat Devranoğlu, Reuters Haber Ajansı. İsminizi bir daha alabilir miyim? Nezat Devranoğlu, tamam. Reuters Haber Ajansı. Teşekkürler sunumunuz için. Ben de benzer bir soru sormak istiyorum. Bazen maliye politikalarında, rezerv politikalarınızda ve diğer politikalarınızda hızlı bir süreç görürken para politikasında benzer bir hızı görülmedi ve bunun da siz kademeli derken piyasa daha yavaş ilerlediğini söylüyor. Burada siyasi çekincelerin etkili olduğunu düşünüyor piyasa. Yani ben sormak istiyorum sizde yani siyasi bir etken var mı bu politika faizinizi belirlerken size verilen ve bir
tek soru demiştiniz. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bir üç soruyu cevaplayalım. Ondan sonra devam edelim eğer izin verirseniz. Aynı birinci sorudan başlıyorum. Makro ihtiyati çerçevede bir hayli düzenlemeler olduğunu sizler zaten benden daha iyi takip ediyordunuz. Dolayısıyla bu düzenlemelerin normalleşme sürecinde yenilenmesi ve sadeleştirme söz konusu olduğunda başlanılacak en önemli nokta en bağlayıcı kısıt düzenlemelerden gidilmesi lazım ki piyasanın işlevselliğini, piyasanın dinamiğini görebilelim ve etki analizlerini yapabilelim. Buna baktığımız zaman, bu anlayışla baktığımız zaman bu makro ihtiyati çerçevede en bağlayıcı kısıt mevduat tarafındaki TL rasyo oranlarıydı. Dolayısıyla aynı TL mevduata birkaç tane banka giderek yükselen faiz oranlarıyla %45'lerin de üstünde faizlere götürüyorlardı. Bu hal böyle olunca bu sefer kredi tarafı bankaları götüren, bankacılık sektörünü götüren fonlama fiyatlarıdır ve fonlamanın çokluğudur. Dolayısıyla kredi tarafında da bunun yansımalarını görüyorduk. Ticari kredilerdeki erişim söz konusu olduğunda bunları hep siz de yazıp çizdiniz. Erişim söz konusu olduğunda bizim bağlayıcı kısıttan gitmemiz şarttı. Biz burada başladığımız zaman mevduat faizlerindeki düşüşün %30 ilk etapta %35'lere geldiğini gördük. Bu da piyasa katılımcıları anketine de baktığınızda, bizim 2024 yılı sonundaki tahminimize baktığınızda, herhangi bir ya da 1,5 yıllık enflasyon beklentine baktığınızda uyumlu bir yerde. Daha sonra TR likiddenin KKM'den dolayı kur farkının TL olarak piyasaya sürülmesinden dolayı, oradaki likidde genişlemeden dolayı onun etkisini şimdi görüyoruz. Bunun da geriye dönmesini bekliyoruz mevduat faizlerinde belli bir miktar. Ve bizim ikinci yaptığımız yaklaşım da zaten mevduat faizlerini, Ahmet Bey siz sormuşsunuz değil mi soruyu, mevduat faizlerinden sonra orada bir alan açınca bankacılığa, bankacılık yapabilmesi için orada bir dengeyi oluşturmaya başlayınca bu sefer kredi tarafındaki hem enflasyonist etkilere yol açan hem de cari dengeyi iyileştirebilecek adımları attık bu son yaptığımız mevzuatta. İkinci sorumuza geçtiğimizde şimdi parasal sıkılaştırma sürecine Beril Hanım da değil mi? Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakmamız şart. Şart. Çünkü eğer bu makro ihtiyati çerçeve hediyesi önümde olmasaydı sizin dediğiniz doğru bir yaklaşım olabilirdi. Ama böyle bir makro ihtiyati düzenlemelerinin çokluğunun olduğu ve fiyat davranışlarının bozulmasına yol açtığı ve bankacılık dinamiklerini değiştirdiği bir düzenlemeler çokluğunda bütünsel bir optimizasyona gitmek en ihtiyati ve en doğru yöntemdir. Dolayısıyla faiz arttırmasının yeterli ya da yetersiz gibi niteliklendirilmesi bu bütünsel yaklaşımın etkilerini inceledikten sonra yapılabilir. Biz attığımız adımlarla hem miktarsal sıkılaştırmaya ki Ağustos'un başında bunu zaten söylediğim rakamlar 450 milyar TL ile 500 milyar TL arasında birliklerin çekilmesi, hem makro ihtiyacındaki attığımız adımların sonuçlarının alınması hem de faiz artırımının kademeli olarak devam etmesiyle birlikte ve yeni atacağımız adımlarla birlikte parasal süreçte istikrarlı ve kademeli bir şekilde gittiğimizi düşünüyoruz. Nevzat Bey'in sorusu vardı. Pardon, ben bir bitirebilirsem kusura bakmayın. Herkese hakkaniyetle gitmek istiyorum. Çok kalabalığız. Kusura bakmayın Beril Hanım. Teşekkür ediyorum anlayışınız için. Nevzat Bey'in sorusuna geldiğimizde gene aynı cevabı vermek isterim. Atılan adımlar attık bitti. Hadi bunu değerlendirelim durumda değiliz zaten. Daha 1,5-2 aydır karşı karşıyayız. İncelemeler ve etki analizleri önemli. Bu makro ihtiyacı çerçevede piyasayı dengeye ulaştırabilmek için her attığımız adımın verisini almak çok önemli. Bu çok değerli bir veri. Eğer bunu yapmayıp bir anda hop biz normalleştik deseydiniz, siz bu etki analizlerinin değerlerini almadan, etkilerini görmeden çok yanlış bir yaklaşım olurdu. Bizim bütüncül yaklaşımımız ve kademeli gidişimiz
hem ekonomi açısından hem dengelerin oluşmasına geçiş sürecinde fırsat verme açısından hem de enflasyon ve diğer değişkenler üstünde etkileri görme açısından çok doğru ve hakikaten optimize ettiğimiz bir yaklaşımdır. Tamam. Merkez Bankası Başkanı olarak da benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız. Hiç uğraşmayalım o yüzden sorularda arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hanımefendiyle başlayalım önce. Teşekkürler Sayın Başkan. Yeniden Türk Gülşen Coşkun. Son para politikası kurulu karar metninde dış finansmana ilişkin açıklamalarınız vardı. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, bunun cari işlemler hesabındaki denge üzerindeki etkisi ve fiyat istikrarına güçlü katkı sunacağını ifade etmiştiniz. Bu doğrultuda ne kadarlık bir sürede, somut olarak ne kadar bir katkı bekliyorsunuz fiyat istikrarı üzerine bu dış finansman iyileşmeden? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Buyurun. Sunum için hayırlı olsun öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Apara Televizyonu Murat Avucu. Ben de kur korumalı mevduatla ilgili bir soru sormak istiyorum. Malum yıl sonuna kadar süresi uzatılmıştı ve bununla ilgili net bir çıkış stratejisi açıklanmadı bildiğim kadarıyla. Sizin bu konuya ilişkin bir stratejiniz var mıdır ya da uzaması gerektiği yönünde bir görüşünüz var mıdır? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Öncelikle hayırlı olsun. Cenk Akyoldaş, Ekotürk TV. Benim son mikro makro ihtiyadi tedbirler çerçevesinde alınan uygulamalarla selektif kredilerden bahsediyoruz hep. Uzun zamandır bu yönde hareket ediyoruz. KOBİ üstü büyük olan firmalarda döviz net pozisyonu olmayan, kredi erişiminde sıkıntı yaşayan firmalar var. Bunlar 500 milyon TL üzerine ciro yapan ve istihdamda 250'den fazla olan firmalar ama net ihracatçı kurumlar değil bunlar. Bunun şirketler bir şekilde finansmana erişmek istedikleri anda bankalar tarafından kendilerine döviz borçlanması yönünde TL değil de dövize yönelik borçlanma line'ların açık olduğu gibi. Ve bu noktada gelirlerin döviz olmayan sektörlerin döviz riski üzerine almış oldular. Ve biz uyguladığımız şu andaki politikalarda bu sektörlerin yine finansmana erişiminde sıkıntı yaratıyoruz. Ve biliyorsunuz bu enflasyon üstü dönemde ilk önce işletme sermayeleri bir süre sonra erimeye başlıyor ve kredi erişimi sıkıntısı başladığınız zaman bu şirketlerin finansman noktasında sıkıntı darboğaza girmesi ve işletme sermayesi sıkıntısını getirmiş olduğu etkilerle geçmiş dönemde buna benzer şeyleri gördük. İşte İstanbul yaklaşımıydı. Bu tarzda yaklaşımlara doğru bir sektör evrilmek durumunda kaldı. Buradaki kilidi nasıl açabiliriz? Bu noktadaki görüşünüz nedir? Teşekkür ediyorum. Önce sorularımızı cevaplayayım. Tekrardan alacağım sorularınızı. Teşekkürler. Gülşen Hanım'ın sorusuyla başlıyoruz. Dış finansmandaki iyileşmenin etkilerini ve normalleşme sürecinin süresiyle alakalı bir soru sormuştunuz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki hem dış finansmandaki iyileşme, CDS primlerinin düşmesi, rezervlerimizdeki güçlü artışın seyretmesi çok sevindirici ve para politikasının etkilerinin başladığını gösteren süreçlerdir. Geçiş sürecimizi az evvel sunumumda bahsettiğim gibi enflasyonda belli bir dönem yükseliş, geçici bir yükseliş söz konusu. 2024'ün ortalarından itibaren de dezenflasyon sürecine geçişimiz ve daha sonra da istikrar olarak bahsettiğim süreç, 2025'in itibaren de istikrarlı büyüme sürecimiz söz konusu. Dolayısıyla geçiş sürecinde atacağımız adımlar aynen burada da şu an konuştuğumuz gibi hem miktarsal sıkılaştırmayı hem kurdaki istikrarı sağlayacak şekilde enflasyona mücadele adına atılmış adımlar. Kredi sıkılaştırması ile ilgili de görüşlerimi sunacağım az sonra. Bu süreç, bu geçiş sürecinde bu dış finansman iyileşmesinin devamını bekliyoruz. Yurt dışında ki ülkelerle de yaptığımız doğrudan yabancı yatırımlar da bunun bir başlangıcı ve göstergesidir ve çok sevindirici haberlerdir. Bunun dağılımına baktığımızda da çeşitliliği de çok önemli, kalıcılığı da çok önemli, zaman dönemi de çok önemli. O nedenle geçiş sürecinde giderek iyileşen bir dış finansman koşulu beklemekteyiz. İkinci soruya geldiğimizde KKM'lerle ilgili genel olarak biliyorsunuz en son Sayın Cumhurbaşkanlığı kararıyla yıl sonuna kadar uzatıldı. KKM'nin stratejisine baktığımız zaman
TL cinsinden tasarruf araçlarını konuşmamda da değindim. Çeşitlendirilmesi ve sermaye piyasasının derinleştirilmesi önemli bir husustur. Ve bunun üstünde de hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Gerektiği zamanda da uygun gördüğümüz zamanda da sizinle bunları paylaşacağız. Cenk Bey'in sorusuna geldiğimizde de adımları yeni attık. Etkilerini inceliyoruz. Yorumlarınız için de teşekkür ederiz. Söylediğiniz husus mercek altına yatırdığımız bir husus. Tabii Merkez Bankası fonlamayı destekler. EKK, Cumhurbaşkanı'nın stratejik vizyonu, bakanlıkların bunların uygulaması ve bankacılık sektöründeki BDDK'nın düzenlemeleri de söz konusu. Dolayısıyla bir eş güdüm içinde çalıştığımız bir kurum, diğer kurumlarla fonlama açısından yapabileceğimiz desteği en iyi dağılım şeklinde cari dengeyi iyileştirecek şekilde yapmayı hedefliyoruz. Ve her attığımız adımda da etki analizleriyle bir sonraki adımı optimize ederek gideceğiz. Söylediğiniz husus da göz önünde bulundurulacak. Teşekkür ederim. Evet. Arkalara geçelim. Buyurun sizle başlayalım. Tamam. Mikrofonumuz gelsin. Öncelikle göreviniz hayırlı olsun. Sağ olun. Maruf Buzcugil, Ekonomi Gazetesi. Şimdi biz negatif politika faizinin negatif alanda olduğu ve para politikasının etkisini kaybettiği bir dönemden geliyoruz. Bu sizin işaret ettiğiniz dezenflasyon sürecinde daha önce politika metinlerinde gördüğümüz gibi politika faizi enflasyon üzerinde belirlenecektir taahhüdü yer alıyordu sık sık metinlerde. Böyle bir taahhüdü görecek miyiz? Bir de bu dezenflasyon sürecine neden ihtiyaç duyuldu? Biraz dezenflasyon sürecine değil de geçiş sürecine neden ihtiyaç duyuldu dezenflasyon sürecine? Bunu biraz açar mısınız? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum sorduğunuz için. Eğer izin verirseniz soruyu cevaplayayım sonra tekrar soruya. Yöntemi arada değiştiriyorum. Sağ olun anlayışınız için. Şimdi isterseniz sorunun son kısmından başlayacağım. Müsaade ederseniz. Yüz küsürü aşkın düzenleme. Bunların etkileri bileşken etkiler. Bunlar da makro ihtiyacı çerçeveden bahsediyorum. Bu etkiler zaman içinde gelmiş ama şimdi hepsinin bileşken bir etkisi bankacılık sektörünün dinamiklerini değiştirmiş durumda. Şu anki durumda. Dolayısıyla siz bu birbirine girişmiş ve bileşken düğümü çözerken tek tek çok ince ince nokta atışı yaparak gitmek durumundayız. Çünkü bu da bir sıkılaştırma yapılmış zaten. Bazıları sıkılaştırma yönünde hareket ediyor şu an. Bazıları da değişik hedeflere yönelik gidiyor. Dolayısıyla daha evvel bahsettiğim gibi herhangi bir optimizasyon problemi çözdüğümüz zaman ki de bu da bir dinamik optimizasyon probleminin ta kendisidir. Optimizasyon problemi çözdüğümüz zaman makro ihtiyaç çerçevede en güzel etki analizinin anlaşılacağı nokta en kısıtlayıcı olanı bulmaktır. En bağlayıcı kısıtı bulmaktır. Dolayısıyla bu anlayışla gittiğinizde siz o bir taneyi çektiğinizde o da mevduat kısmı zaten bankacılığı da götüren mevduat kısmı. Dolayısıyla diğerleri çok hızlı bir şekilde etkilerini göstererek bizim önümüze sergilenecektir. Geçiş süreci önemli. Bir, bu yüzden önemli. İki, faiz artırımlarının etkisini ekonomide ve piyasa dinamiklerinde aşırılıklar oluşturmadan, zarar vermeden kademeli olarak götürmek her Merkez Bankası'nın zaten yaptığı bir sırada. Sadece biz değil. Bugün Amerikan doları basan Amerikan Fed'i de aynı şeyi yapıyor. Bir anda enflasyona çıkmıyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla kademeli gitmek hem makro ihtiyati hem de atılacak adımlar, faiz artırımları, adımların etkilerinin bankacılık sektörü, reel ekonomi, az evvel Cenk Bey'in söylediği soruyu aldığınız zaman bu etkileri incelemek için o geçiş dönemi çok önemli. Böyle bir veriyi de almamak ya da bunu bir fırsata çevirmemek bir Merkez Bankası'nın başkanına yakışmaz.
Merkez Bankası'na da yakışmaz. Hele de veri odaklı bir kurum olarak bize yakışmaz. Dolayısıyla bu optimizasyon problemine devam edeceğiz. Geçiş sürecine devam edeceğiz. Zaten bizim hedefimiz daha önceden de söylediğim gibi yapılan, gözlenilen değişikliklerden ve makroekonomik gelişmelerden dolayı, fiyatlandırmalardan ve fiyat arz bozukluklarından dolayı sene sonuna doğru geçici bir yükselişi gösteriyor. Onu zaten biliyoruz. Bizim yaptıklarımız 2024-2025 dezenflasyon süreci ve sonrasındaki istikrar sürecini daha iyi, daha verimli, daha kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde etkilemek amacıyla yapılan çalışmalar. Oldu mu? Pardon, geçmek zorunda. Hakkani, pardon, özür dilerim. Evet. Hadi bir daha tekrarlayın, onu alalım ama sorularımızı kısa tutalım. Para politikasının etkisini kaybettiği dönemden geliyoruz ve politika faizinin negatif seyrettiği. Daha önceki para politikası belirlenirdi. Kademeli ve dengeli. Kademeli ve dengeli, gerektiği zaman da gerektiği ölçüde bir sonraki soruya geçiyoruz. Yani şöyle teşekkür, bir pardon, vardı. Çok özür dilerim. Herkese hak vermek zorundayım, anlayışınız için. Sağ olun. Daha çok birlikte bir araya geleceğiz, konuşacağız. Teşekkürler. Buyurun. Merkez, Mehmet Kaya Ekonomi Gazetesi. Merkez Bankası'nın hedeflerinden birisi uzunca bir süredir finansal istikrar, onun içinde de cari işlemler açığını azaltılması yönünde bir hedef konulmuştu ya da amaçlanmıştı. Bunun içinde somutlaşmış hali olan bu yatırım taahhütlü krediler olan bazı politikalar uygulanmıştı. Hem somut anlamda yatırım taahhütlü krediler hem de Merkez Bankası'nın hedef anlamda finansal istikrar ve cari açığın azaltılması için yerli yatırımların desteklenmesi gibi. Bu genel çerçeveden tamamen çıkılacak mı? Ya da nasıl çıkılacak daha doğrusu? Teşekkür ederim. Sizin sorunuzu alalım. Arkada hanımefendi. Habertürk, Zeliha Saraç ben. Merhabalar. Selamlar. Selamlar. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkür tekrardan. Teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Sayın Başkanım, şimdi özellikle bu krediler konusunu sormak isterim size. Ticari kredilerde ve diğer kredilerdeki ani duruşun risklerini öngörebiliyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Top Başkanı'nın bugün açıklaması vardı mesela. O açıdan sorayım dedim size. Bu riski nasıl yöneteceksiniz? Teşekkür ediyorum Zeliha Hanım. Üçüncü soruyu alalım. Buyurun. Şuradaki sunumu. Medyaskop'tan Özgecan Özgenç, teşekkür ederiz sunum için. Ayrıca hayırlı olsun da demek teşekkür isterim. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, torba kanununa KKM'ye hazine desteğinin TCMB'ye devredilmesi öngörülmüştü. 2022'de 89 milyar lira gibi bir KKM kur farkı ödemesi bankadan yapıldığını biliyoruz. Siz de KKM'nin likidite genişlemesinden de bahsettiniz. Enflasyonist etkileri, bu desteğin tamamen bankaya devredilmesi konusunda tartışılıyor. Siz bunun etkilerinin ne olacağını düşünüyorsunuz? KKM'ye yapılan ödemeler için yıl sonu bilançosunu beklemeden açıklamalarda yapılacak mı şeffaflık ilkesi adına? Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. İlk soruyla başlayalım. Amacımız enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ilk ve en önemli önceliğimiz. Bizim burada yaptığımız düzenlemelerde, kredi kısmındaki, sekçi kredi sınırlamalarındaki yaptığımız düzenlemelerde, dikkat ederseniz, bu sunumda da örneğini verdim, taşıt kredilerini ele aldık mesela. Bu taşıt kredilerinde hem enflasyonla mücadele için önemli, hem de doğrudan ithalata giden bir kalem. Dolayısıyla cari dengeyi iyileştirmek açısından da. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası'nda sizin referans verdiğiniz yatak kredileri de olsun, diğer attığımız adımlar da olsun, İlk amaç her zaman fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele. Bunun ikinci etkilerini de cari denge iyileştirme olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemelere de zaten harıl harıl çalışıyoruz. Dinamik bir şekilde önünüze sunacağız. Her yaptığımız düzenlemede tekrar üstünden somut bir şekilde geçebiliriz. Zeliha Hanım'ın sorusuna gelirsek, ticari kredilerdeki ani duruşu bahsetmişti. Ticari kredilerde Haziran ayındaki zayıf seyrin ardından Temmuz ayında yeniden bir toparlama görüyoruz. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde de TL ticari krediler %26 ile enflasyonun üzerinde büyümeye devam etmiştir.
Bizim yaptığımız bu düzenlemelerle de özellikle de şimdi kredilerden bahsediyoruz ama mevduatı unutmayalım. Mevduat tarafında bankacılara biraz alan açmakla birlikte zaten kredi tarafındaki o fiyatlandırma dinamiğini de biraz daha rahatlatmış oluyoruz. Bir de şunu söylemek isterim. Şimdi şu ana kadar faizle ilgili sorular da sordunuz. O sorulara da istinaden Hazır Leyla Hanım'ın sorusunu kullanarak pek bahsetmedik çünkü. Bu sadece miktarsal sıkılaştırmanın yani seçici kredilerde büyüme sınırının yanı sıra faiz uygulamaları da birinci kademeyi kaldırdık ticari kredilerde. Dolayısıyla şimdi 17,5 politika faizinde referans oranı 21. 1.4, 29, 1.8, 37,8. Yani şimdi hani soruyorsunuz ya ben faiz yeterli mi yetersiz falan soruları geldi. Bu, o yüzden diyorum ya bütünsel yaklaşım çok önemli. Yaptığımız hareketlerin etkileri çok önemli. Piyasa zaten kendini o kadar kısıtlayıcı düzenlemeler var ki bir anda siz bunların etkilerini yaptığınız zaman doğru seçildiği zaman bunların etkilerini akabinde hemen akabinde görebiliyoruz ve gereken optimizasyonu tekrardan yapabiliyoruz. KKM hazinenin Türk lirasından gelen KKM'sinin bize devrilmesi konusunda zaten hazinenin bütçesinde bu şekilde oynaklıkların olmaması lazım. Olmaması lazım. Bütçenin öngörülebilir olabilmesi için bunun olmaması lazım. Onu zaten Sayın Bakanım, Sayın Bakan gayet net bir şekilde söyledi ve açıkladı ve katılıyoruz. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hem Merkez Bankası dolardan KKM'nin hem de hazineden TL'den geçen KKM'nin yönetilmesi bütünsellik açısından ve yönetimin operasyonel açısından daha uygundur. Ve onunla ilgili stratejilerimize ilgili soruyu da cevapladık daha evvelinde. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Göreviniz hayırlı olsun. Teşekkür Sayın Başkan. Teşekkür ederiz sizin için. Biz de şimdi bir bütünsel bakacak olursak seçimden beri 900 bas puan bir faiz artırımı var. Zorunlu karşılıklarda bir sıkılaşmaya gidildi. Bunun da etkisinin 40 bas puana kadar bir sıkılaştırıcı ilave etki olduğunu hesaplıyoruz. Bu son salı günü yapılan adımda ise bir soru işareti oluştu. Bir yandan dediğiniz gibi faizlerin artması için bir olanak var TL ticari kredilerde. Diğer taraftan aylık büyüme oranının şu andaki mevcut büyüme oranının üstünde kaldığını görüyoruz. Yani bankalar nezdinde bakacak olursak yüksek faizle kredi artışını arttırmak için bir fırsat alanı oluşmuş oluyor. Bunun net etkisinin daraltıcı mı yoksa genişleyici mi olduğunu bir sormak istiyorum. Bir de hesap olarak yaklaşık kaç bas puana denk geldiğini iki yönlü de almak isteriz. Sallo Baziki, Bloomberg Economics. Şimdi uzun sordunuz, unuturum diye ben cevaplayıp sonra diğer sorulara geçelim. Soruları daha kısa alabilirsek sevinirim. Verileri çok güzel kullandınız ama perspektife koyarsak bireysel krediler, o yüzden ben bireysel kredileri sunuma ekledim. Bireysel 2 trilyon TL'nin üzerinde şu an. Enflasyonist kalemlere baktığımız zaman da nakit kredi kartının nakit kullanımındaki azami faiz oranı gayet yüksek. Bunun etkilerini bir görelim. Bir bireyseldeki etkileri görelim. 1.4'ün kaldırılmasının bir etkilerini görelim, dinamiğini görelim. Dolayısıyla mevcut olan zaten makro ihtiyacı çerçevede beklenen büyümeni göre, yani şu anki Haziran ayındakine göre değil, beklenen büyümeye göre yapılan etkileri görelim. Bir de biliyorsunuz aynı zamanda reskont kredilerinde de Exim Bankası'nın fonlanması var. Bunların bir bütüncül etkilerini gördükten sonra bir kere yaptık bitti diye bir olay yok. Düzenlemeler devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Evet, sıradan gidelim. Teşekkürler. Öncelikle göreviniz hayırlı olsun. Sağ olun. Ve sunumunuz için teşekkür ederim. Teşekkür. Bloomberg News, Bir Lakman, ekonomi muhabiriyim. Memnun oldum. Ben de aynı şekilde. Hazine ve Merkez Bankası arasında bir protokol var. Kamu bankalar üstünden kura müdahale eden. Siz göreve başladıktan sonra bu protokol devre dışı edildi, tekrar aktive edildi gibi haberler de yapıldı bir kısmı Bloomberg tarafından. Bu protokol devam edecek mi veya hangi koşullarda devam edecek? Çok teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. İkinci soruyu alalım. Buyurun.
Dünya Gazetesi Naki Bakır. Efendim, fiyat istikrarı için kur istikrarı. Kur istikrarı için de Merkez Bankası'nın döviz rezervi önemli. Bu net rezerv eksilere düşmüştü. Şimdi sizin döneminizde tekrar banka rezerv biriktirmeye başladı. Ancak bir swap olgusu var. Şimdi swap hacmi düştüğümüz zaman yine rezerv büyük miktarda eksilerde. Şimdi yeni dönemde Merkez Bankası bu swap aparatını yoğun şekilde kullanmaya devam edecek mi? Bu konuda planınız, öngörünüz nedir? Teşekkür ediyorum. Bir iki soruyu cevaplayayım, ben sonra üçü alalım. Yoğun sorular. Beril Hanım'ın sorusuyla başlayalım. Hazine protokolüyle alakalı. Çok şeyler yazıldı, çizildi dediniz. Doğru bir tane. Yazılan çok olabilir, doğru bir tane. Onu paylaşalım. Hazine protokolünü kullanmıyoruz. Tamam. Şimdi Merkez Bankası'nın kur istikrarı üzerinde de görev vardır. Dünya Gazetesi'nden Naci Bey'in söylediği gibi çok da güzel ifade etti. Dolayısıyla biz bir kur seviyesi hedeflemiyoruz. Ancak kurdaki aşırılıklar gördüğünde de müdahaleyi, aşırılıklığı ve oynaklığı azaltmak amacıyla Merkez Bankası'nın görev tanımındadır. Bunun dışında hazine protokolünü kullanmıyoruz. Peki KKM diye sordunuz mesela. Ben sizin soruya ekliyorum şimdi. KKM diye sordunuz mesela. KKM ile alakalı piyasayı oluşturmak tabii KKM'nin oluşumundan ve gelişinden dolayı bizdedir. Bunu da yaparken şeffaflığı vurguladık. Şeffaflık adına protokolü kullanmıyoruz dedim ki kullanmıyoruz. Doğrudan satışla bankalara yapıyoruz. Tamam. Bu böyle. Naci Bey'in sorusuna gel. Rezervleri güçlendirmek önemlidir. Güçlendirin, çok da memnunuz. 15 milyar dolar son bir buçuk ayda yükselmiş olmasına. Zaten attığımız adımlar, para politikasının şu yaptığımız toplantı, sizin sorularınızı yanıtlamamız şeffaf bir şekilde, miktarsal sıkılaştırma, seçici kredisi, bütün araçları kullanacağız. Ama hedefimiz kalıcı, sürdürülebilir dış yatırımların Türkiye'mize gelmesi. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız yatırımlar da bu nitelikte yapılan ve anons edilen yatırımlar da bu niteliktedir. Hedefimiz ve önceliğimiz bunlardır. Sonraki sorulara geçelim. Buyurun. Erdoğan Süzer, Sözcü Gazetesi. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Şimdi biz yıllardır bu salona geliyoruz ve hakikaten çok güzel şeyler dinleyip gidiyoruz. Serin de bir ortam. Fakat dışarıda hava çok sıcak. Özellikle çarşı pazarda daha da sıcak. Siz konuşurken birbiri ardına yeniden motorine zam geleceği haberler vardı. Zaten dün olmuştu. Ondan önceki gün de olmuştu. Sürekli oluyor ve bu zamlar birbirini tetikliyor. Ben fazla uzatmayacağım çünkü ne yazık ki soru şansımızı azalttınız. Şunu merak ediyorum. Siz çarşı pazara inebildiniz mi Türkiye'ye geldikten sonra? Gördünüz mü? O fiyatlardaki ani değişimler sizin de dikkatinizi çekti mi? Bu değişimi ne zaman insanlar artık görmemeye başlayacak sizinle birlikte? Çünkü bir umut olarak da geldiniz. Umarım da başarılı olursunuz. Çünkü herkesin beklentisi bu. Gerçekten çok 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 kötü günler geçiriyoruz çarşı pazar açısından. Buradan bunlara da bir cevap verirseniz çok sevinirim. Bir de kısacık bir sorum olacak. Ama yaptıklarımızın şöyle yapalım mı? Tamam, peki sorun yok. Herkesten alalım, vakit kalırsa dönelim. Tamam, olur mu? Teşekkür ediyoruz Erdoğan Bey. Sağ olun. Bir sonraki soruyu alalım. Buyurun. Bloomberg News, Uğur Yılmaz. Sayın Başkan, hayırlı olsun yeni göreviniz. Sağ olun, zor bir göreve başladınız, zor bir dönemde. Konuşmanızda ve metinlerde hep kademeli vurgusu yapıyorsunuz. Biraz geçmişe baktığımızda Türkiye'nin kademeli faiz artırım süreçleri 2018 başında, işte Murat Uysal döneminde
sayılırsa Sayın Ağbal'ın kısa döneminde hep başarısızlıkla sonuçlandı ya da yarıda kaldı. Şimdi yeniden bir kademeli bir faiz artırım sürecine başlamış durumdayız. Peki yine benzer bir sonuca doğru gittiğimizi düşünürseniz bu faiz artırımlarının temposunu arttırmak ya da güçlendirmek gibi bir ihtimal masada mı? Bunu öğrenmek istemiştim. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki soruya buyurun. Arkadaki arkadaşım. Çağlar Kuzukluoğlu, Bloomberg KT araştırma analisti. Hayırlı olsun diyorum ben de. Şimdi içtenlikle yanıtlar veriyorsunuz. Aslında teknik anlamda birçok soru geldi ama siz biraz önce mesajını da verdiniz. İletişim tarafında da elimizden geleni yapacağız şeklinde. Örneğin yatırımcı toplantıları bir yıldır yapılmıyor. Bunlara tekrar başlanacak mı? Sizleri sadece enflasyon raporlarında mı göreceğiz? İletişim tarafında neler yapmayı planlıyorsunuz? Biz de bunu duymak isteriz. Teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun Çağlar Bey. Evet, önce Çağlar Bey'in sorusuyla başlayalım. Kesinlikle yatırımcı toplantıları yapacağız. En kısa zamanda yapacağız. Sizlerle de daha da vakit geçireceğiz. Bugünkü soruların enflasyon ve para politikası odaklı sorduğunuz için de teşekkür ediyorum. Başka çerçevelerde, başka zamanlara daha uzun uzadıya da sohbet ederiz inşallah Allah nasip ederse. Yatırımcı toplantısı kesinlikle. Kesinlikle. En hızlı şekilde zaten siz de bunları bizlerle birlikte takip edeceksiniz. Pardon, herkes tamam. Zaten gerekli zamanda biz iletişimi yapacağız. Sizlerle teşekkür ediyoruz. Erdoğan Bey'in sorusuna gelince enflasyona mücadele ile zaten benim burada olmamın nedeni devlete ve milletimize hizmet ve refahını bir şekilde bir ucundan da yardımcı olabilirsek ne âlâ ne güzel. Allah bize bunu nasip edebilirse. Dolayısıyla ve bunda da kararlıyız. Siz de orada serin olabilir de bu spotlar burada bayağı ısıtıyor bana doğru baktığı için. Dediğim gibi enflasyonla mücadele olmazsa olmaz. Sadece fiyat istikrarı değil, milletin refahı içinde bu çalışmaların. Şimdi ben Nuri Bey'in sorusuna da geçeyim. Geçmiş hakkında konuşmak haddime düşmez. Konuşmam da önümüze bakalım. Yapmamız gereken çok iş var. Vakit de değerli. Devletin, milletin vakti burada. İşleri hakkıyla, hakkaniyetli bir şekilde, doğru bir şekilde verilere dayanarak yapacağız. Öyle diyelim. Evet, sonraki soruları alalım. Buyurun, en arkada. Şu arkadaki beyefendi. Teşekkürler. Ben Mete Yüksel, TFG İstanbul Menkul Değerler'den. Şundan bahsettiniz, bu bağlayıcı kısıt Türk lirası, işte vadeli mevduat, o tarafa müdahale edince her şey iyileşiyor gibilerinden. Yok, orasını demedim, siz eklediniz. Tamam. Evet, onu tamam, ben tamam. ekledim. Türk lirası vadeli mevduatın faizi düştüğü zaman kredi faizleri de düşüyor. Bankalar bundan en nihayette memnun oluyorlardı, karlılıklarını arttıracak şey. Fakat Türk lirası vadeli mevduatın faizi düştüğü zaman döviz tasarruf sahibi dövizden Türk lirasına dönme konusunda bir caydırıcılık alıyor. Bir teşvik edilmiyor, bilakis sen olduğun yerde kal gibi bir mesaj alıyor. Bu konu endişelendirmeli mi? Bizi bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir sonrakini alalım. Hemen yanınızdaki beyefendiyi de alalım. TV 100 Ertuğrul Tunç, hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Ben biraz daha farklı bir soru sormak istiyorum. Son dönemde özellikle 200 liralık banknotların çok dolaşımda olduğunu biliyoruz. Yeni ve daha yüksek tutarda meblağda banknotlar basılması gündemde mi? Teşekkürler. Tamam. Üçüncü soruyu da alalım. Buyurun. Doktor İnanç Sözler, Sayın Başkan hoş geldiniz. Aslında hoşla karşılamak isterdik ama ne yazık ki 19 yıllık AK Parti iktidarları döneminde %11 olan enflasyonun %86'ya çıktığı bir 2 yıllık döngü yaşadık. Şimdi geldiğimiz noktada özellikle hakkıyla hakkaniyetle yapmak istiyoruz dediğiniz için ifade etmek istiyorum. Merkez Bankası kanununa göre %5 olan enflasyon hedefini revize etmeyi düşünüyor musunuz?
ve önümüzdeki dönemde zaman istediğinizi anlıyoruz. Bu zamanla eşgüdümlü olarak enflasyon hedefindeki revizyon gibi daha somut ve öngörülebilirliği artıracak bazı adımlar bekleyebilir miyiz sizlerden? Zira enflasyon hedefinizdeki, tahmininizdeki en önemli revizyonların kaynağı muhtemelen literatüre ilk defa girecek olan tahmin sapması ve tahmin yaklaşımındaki değişim adı altındaki bir başlık. Hem 2023 hem 2024'de burası etkiliyor. Bunu bir nevi politik tercihlerin, yani para politikası yapıcılarının önceliklendirmediği bazı maddeler gibi okuyabiliriz. Maalesef bunlarla yaşadık. Sizle böyle karşıladığımız için ben memleketini seven bir insan olarak çok üzgünüm ama şimdi bundan sonrası için siz enflasyon hedefindeki revizyonla beraber neler yapacaksınız? Zamanı beklerken. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, sağ olun. Mete Bey'in sorusundan başlayalım öncelikle. Mevduat faizinde Haziran ayındaki artış çok belirgindi. Son dönemde görülen düşüş bu artışın bir kısmının geri gelmesi. Zaten bu TR likidite, Türk lirası likiditesindeki KKM'den dolayı oluşan, yani o kur farkının piyasaya girmesiyle oluşan likiditenin piyasadan çekilmesiyle birlikte etkisine bakmak daha doğru. Ve beklentimiz açıkçası bu tekrardan bir buçuk senelik enflasyon beklentileri daha uyumlu bir seviyeye gelmesi. Ama söylediğiniz gibi ve benim de daha evvel belirttiğim gibi Türk lirası cinsinden yatırım araçları, tasarruf araçlarının çeşitlenmesi, Türk lirası sermaye piyasasının güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi çalışmalarımız arasında zaten devam ediyor. KKM'den dövize geçişe baktığımız zaman da düşük oranlarda seyrediyor. Yenileme oranları yüksek, TL mevduata geçişler var. Bireylere de baktığımızda, bunu da söyleyeyim hazır laf açılmışken, sevindirici olan bir başka etken kimdi? Dış finansmanla ilgili sormuştunuz. Gülşen Hanım. Evet. Gülşen Hanım da sormuştu daha evvel soruda. Ne görüyoruz? Para politikasının değişimiyle birlikte daha ilk günden beri gözlemlediğimiz offshore'un bir çekildiği, bir duralım dedi. Bunlar kararlı, kademeli mademeli kararlı yaptığımız hareketleri görüyorlar. İkincisi, bireyler alım 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 diye giderken satışa geçti. Biz o ilk PPK'nın gidişatı sonrası vesaire, onları bahsediyorum. Yani oradaki trendi bahsediyorum. Kurumlarda bir yavaşlama. Zaten ihracat bedelleri, ithalat vesaire, orada bir alım satım olayları haliyle oluyor. Düzenlemelerden dolayı. Onu ayırdığınız zaman kurumlarda bir yavaşlama söz konusu. Bizim attığımız adımlar ne kadar temkinli, ihtiyati ve dikkatli optimize ederek atılıyorsa dövize giden kesim de bir şöyle durup bakıyor. Zaten kurdaki bir düzelme de yaşandı. Daha sürdürülebilir bir dengeye doğru gitti. Dolayısıyla bunun da etkilerini görüyoruz. O yüzden o kadar kötümser değiliz yani. İyimser bakıyoruz şu anki mevduat faizlerinin olduğu duruma. Daha yüksek banknot şu an üstünde çalışmıyoruz. Enflasyonla mücadeledir hedefimiz. Doktor İnanç Bey'in sorusuna geldiğimiz zaman hedefimizi değiştirmeyeceğiz. Olmaz. Gereken adımları gerektiği zamanda, gerektiği ölçüde bütünsel bir şekilde atacağız. Biz %5 hedefi gelişmiş ülkelerin bile hala üzerinde. Dolayısıyla biz bu hedefte, ama orta vadede tek haneli seviyeyi görerek biz bu hedefe geleceğiz. O yüzden söylediğim rakamlar orta vadede tek haneli seviyelere gelerek biz bunu göreceğiz. Zaten dezenflasyon sürecine sağlıklı bir şekilde girdiğimiz zaman ve o beklentiler çapalanmaya başladığı zaman orada da bir ivmelenme kazanılacaktır. Şu an itibariyle de hedefi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Evet, buyurun. Buyurun. Hayırlı olsun. Sabah gazetesi Hazal Ateş. Talep ve maliyet enflasyonu aynı anda yaşadığımızı düşünüyor musunuz? Tedbirler ikiz enflasyona çare olacak mı? Pardon, ses gidip geldi. Rica etsem. Sabah gazetesi Hazal Ateş. Tamam. Talep ve maliyet enflasyonunu aynı anda yaşadığımızı düşünüyor musunuz? Tedbirler ikiz enflasyona çare olacak mı? Tamam. Bir son sorumuzu da alalım. Buyurun. Buyurun.
Hayırlı olsun. Momoko Kidera Nikkei gazetesinde, Japon Nikkei gazetesinde. Teşekkür ederim. Allow me please to continue English. Yeah, not a problem. Please. Prior to your governorship, President Erdogan repeatedly and openly requested for rate reduction and the central bank. Burada Merkez Bankası'nın. Now, are you confident that you will be faiz oranlarında bir indirim olabileceğini söylemişti. Acaba biraz burada bağımsız olabileceğinizi düşünüyor musunuz para politikasıyla? Yani Merkez Bankası olarak bunu düşünüyor musunuz elinizdeki verilere bakınca? Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi eğer isterseniz ben öncelikle Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu vurgulayarak başlamak isterim. Ve bence biz, bu gerçekten de çok önemli, çünkü şu ana kadar attığımız adımlarda da gerçekten önemli olduğunu söyleyebiliriz. Biz para politikasını miktarsal sıkılaştırmayla, para politikasıyla, bunların hepsiyle devam edeceğiz ve şu anda gerekli olan adımlar bu şekilde. Ve bir sonraki yapacağımız adım da tamamen buradaki etki analizlerine bakarak, bilime dayanarak olacak ve enflasyon trendine bağlı olarak gerçekleşecek. Biz bunu kademeli bir şekilde ve dikkatli bir şekilde yapacağız. Bu arada harika bir Türkçeniz var. Çok teşekkürler. Bu arada İngilizce sordular diye İngilizce cevap verdim. Kusura bakmayın arkadaşlar, bir anda unutup. Hazal Hanım'ın sorusuna geçelim. Hem talep hem maliyet kaynaklı enflasyonu sunumda uzunca anlattık. Dolayısıyla sizin değindiğiniz noktalar hakikaten önemli noktalar. Fakat atılan adımlara baktığımızda, yönetilen ve yönlendiren fiyatlara da baktığımızda, kısa vadede enflasyonist bir etki oluyor ama aslında uzun vadeye baktığınızda dinamikleri olumlu bir şekilde, enflasyon olumlu bir şekilde iç talebi dengeleyecek şekilde olduğu için bizim de amacımız zaten burada dezenflasyon süreci, belirttiğimiz dezenflasyon süreci ve sonrasındaki istikrarlı büyümeyi sağlayabilmektir. O bakımdan yaptığımız adımların doğru olduğuna inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz sorunuz için de. Bayağı süremizi uzattık. Son iki soruyu da alalım el kaldıran şu an. Ondan sonra da başka bir zaman görüşmek üzere diyelim mi? Olur mu? Buyurun. Evet. Ha, pardon, bir mikrofonu alabilirsek herkes duysun, sağ olun. Sayın Başkanım hayırlı olsun. Sinan Tavşan, Japon Nikkei gazetesi. Tamam. Patika'da 2024 Mayıs Haziran civarlarında 70'in biraz altı gibi bir tepe görünüyor ama tam rakam yok. Zirveyi nerede bekliyorsunuz, kaçta bekliyorsunuz? Teşekkür ederim. Tamam. Evet, ikinci soruyu da alalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Onur Ant, Bloomberg News. Sayın Başkan, öncelikle tebrik ediyorum. Hem bankamızın hem Cumhuriyet'in tarihine geçtiğiniz 100. yılda ilk kadın başkan olarak ve başarılar diliyorum görevinizde haddim olmayarak. Sorum da şu, bu PPK metninde gördüğümüz ve sizin de bugün ısrarla tekrar ettiğiniz gradual, kademeli ve istikrarlı. Biz yani 10 yıl geriye gittiğimizde, işte örnek veriyorum, Sayın Başkan Başçı işte moderate dediğinde ya da measured dediğinde aşağı yukarı bir hayal dünyamızda onun isabet ettiği bir yer vardı. 25 bas puan, 75 bas puan. Şimdi kademelide böyle bir şey yoktu. Bunu zaten tahmin spektrumunda gördük. 15 bekleyen de vardı, 40 bekleyen de vardı Haziran'da. İkinci toplantı itibariyle daha iyi bir fikrimiz var ama bunu hani bir forward guidance olarak sizden biraz daha açıklamanızı rica ediyoruz. Hem kademe ne demek, hem de yani kademeliği istikrarlı bir şekilde yapmak ne demek? Artık kademe olduğundan emin olduğumuz şeyin istikrarlı bir şekilde işte belirgin bir iyileşme sağlanana kadar görmeyi beklemek demek mi? Yoksa başka bir şeyle mi istikrarlamalıyız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, sorularımızı cevaplayalım. Şimdi ilk sorumuz, Sinan Bey'den gelen sorumuz patika ile alakalıydı. Biz zirveyi ikinci çeyrekte bekliyoruz ve seviyede 60 civarında tahminlerimizde. Tahminlerimizde çeyreklik veriyoruz. İkinci soruda kademeli ve istikrarlı, gerektiği zaman da gerektiği ölçüde kademeli dememizin nedeni şu: bir, dengeli gitmemiz. İkincisi de bütünsel bir yaklaşımla bakıldığı için, hepsinin de etkileri sıkılaştırma yönünde olduğu için o kademeler bunun bir parçası olarak belirlenmek zorundadır. Enflasyon ana eğiliminde düşüşü görene kadar da devam edeceğiz.
Bir de herkese saygı amacıyla İngilizce cevapladığım sorunun da Türkçesini söyleyeyim. Soruyu da söyleyelim. Soruda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile alakalı bir sorurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Atacağımız adımlar veri odaklı, şeffaf bir şekilde ve öngörülebilir bir şekilde atılacaktır. Bunun aksi düşünülemez. Zaten para politikasındaki değişim de söz konusu, attığımız adımlar da söz konusu olduğu zaman aksiyonlarımızdan da bu bellidir diyelim. Sorularımızın sonuna geldik. Saygıdeğer konuklar, vaktimizi bir hayli aştık. Kalan sorularınızı bir dahaki buluşmamızda, Zeliha Hanım el kaldırıyorsunuz. Size söz, bir dahaki buluşmamızda ilk sizinle başlayacağız. Sorularınızı yanıtlayacağız. Katılımınız, bizi dinlediğiniz için, yorumlarınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.